hayvan mı gözükecek diye. Yani şu an arada denemeler yapıyorum aslında ben. Tamam. Peki rüyanız bir daha söyleyin. Yani ne zaman gördünüz? Anlatmayın tabii. Tabii ki anlatmayacağım. 6,5-7 yıl önce gördüğüm bir rüya. Tamam. Bakalım. Kanal kim olmuş? Tamam. Tamam. Evet, hadi. Geliyor hemen. Şimdi size bir rüyanız. Şey geldi. Geldiden mi? Yok. Unicorn. Geldi. Yeterli. Evet. Gözünü geldi. Açabilirsin. Yani. Şimdi. Unicorn demek artık üst boyutlara geçmenin, çok iyiyim diyerek hayata başlamanın hayvanı. 6 yıl önce siz iyilikten çıkıp çok iyiliğe frekansınızı yükseltmeye geçtiniz bir anda. Ve sizin rüyanız nasıl? Evet. Rüya o anki evimdeyim. Bir televizyon ekranı var. Televizyon ekranının orada eşim var. Yani ben televizyondan izliyorum. Dışarıdan izliyorum. Eşimin önünde bir dağ var. Dağın arkasında 3 tane aslan var. O 3 aslan eşimi çekmeye çalışıyor. Eşim onlarla savaşıyor. Eşi de insan. Evet, o insan. O 3 tane aslanla savaşmaya çalışıyordu. Ama tabii ki unicorn çok şey oldu. Hem hedef belirleme konusunda da unicorn biliyorsun değil mi? Hedefte. Bir miras savaşının başladığı dönemde. Biz de hedefimizi koyup mahkeme açtık o dönem. Hani ona denk geldi. Dağ demek, sıkıntı demek. Dağın ardında 3 aslanla savaşmak demek. Bir sıkıntı için 3 kişiyle mücadele etmek demek. Ve televizyon ekranında görmek onların bu çekişmesine, bu mirasına karışmamak demek. Yani kardeşler arasında var. Ben kardeşlerin arasına girmeyeyim. Onlar kendileri halletsin. Evet, öyle demek.